Dostlar, herkese selam. Hep konuştuğumuz gibi artık otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı. Yani bu hani ister kabul edilsin, ister edilmesin. Artık en azından 2023 yılı bitene kadar otomobil yatırım aracı olarak görünmeyecek. Ha, ben her zaman şunu söyledim. Otomobil zaten yatırım aracı değildir. Otomobil bir ihtiyaçtır. Yani herkesin otomobile ihtiyacı vardır. Son 1,5 yılda böyle şeyler yaşadık. Otomobil yatırım aracı oldu. Şimdi ise her şey tersine döndü ve otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı. Mesela şeye bakıyorum, işte sarı sayfa sahibindendeki ikinci el vasıta ilanlarının sayısına ben böyle bir şeyi hiç görmemiştim. Hani belki son dönemlerde ilgimi çekip baktığı içindir bilmiyorum ama şu anda bakıyorum mesela 958.325 adet vasıta ilanı var. Yani neredeyse 1 milyona çok yaklaşmış durumda. Aynı şekilde otomobil ilan sayısına bakıyorum. 525.384. Yani Türkiye'de bir yılda satılan 0 kilometre otomobil kadar burada satılık ikinci el otomobil ilanı var. Bir şeyler değişti. Piyasa yerini bulmaya çalışıyor. Yerini bulurken hani en büyük değişim otomobillerin yatırım aracı olarak görülmekten çıkması oldu. Otomobil artık yatırım aracı değil. Bu böyle devam eder mi? 2024 yılını bilemiyorum. Çünkü ÖTV matrah düzenlemesinin olması söz konusu. İşte bu 2024 yılının başında olur mu? Ne olur? Ne biter? Bunu bilmiyoruz. Otomobil sipariş edecek distribütörlerin, markaların nasıl bir tercih yapacağını bilmiyoruz. Aman 2024'ün ilk çeyreğinde temkinli olalım. Daha az otomobil sipariş edelim mi diyecekler. Yoksa aynen devam edelim mi diyecekler. Bunları bilmiyorum. Ama yani 2024'ün başında bir planlama dönemini geçireceğiz. Ha, ÖTV matrağı arttırımı olursa tadından yenmez, güzel bir şey olur. Tadından yenmez derken hani en azından yerli üretim araçların fiyatlarına biraz daha olumlu bir etki sağlanmış olur. İşte hani ikinci el ilanlarının sayısı bu durumda. Sıfır kilometre otomobil satışlarının Eylül, Ekim, Kasım aylarında düşmesi bekleniyordu. Ama yeni markalarda çok büyük bir hareketlilik var. Yani arka arkaya çok güzel satış rakamları açıklıyorlar. Eylül ayında da, pardon, Ekim ayında da bir rekor söz konusu olabilir. Rekor olmasa bile işte 90 bin adet falan gibi sıfır kilometre araç satışı söz konusu olabilir. Pazar yerini buluyor, oturuyor. Bu sırada fiyatlar da oturuyor. Mesela bugün dolaşırken Otoshops'un internet sitesinde ikinci el araç fiyatlarında da indirim yaptıklarını gördüm. Ha evet, bazı modellerde indirimmiş gibi ama bazı modellerde 100 bin lira, 110 bin lira falan gibi indirim var. İkinci el otomobil fiyatlarında da bunu görmek açısından önemli olduğu için dile getiriyorum. İkinci el firmaları da indirimden söz etmeye başladı. Bu sırada elbette karşımıza çıkacak şeylerden bir tanesi daha uygun fiyatlı arabaların Türkiye'ye gelmeye başlaması. İşte biliyorsunuz Chery EQ1 gelecek. DYD modelleri gelmeye başlayacak. Bunun yanında bir iki tane daha Çinli var. İşte Ekim'in sonunda gideceğim, göreceğim. Görmeden çok fazla bahsetmek istemiyorum. Ekim'in ortalarında biraz sonuna doğru gideceğim, göreceğim. Gördükten sonra size bilgi vereceğim ama Çinli gelecek markalar var. Yani daha uygun fiyatlı arabalar gelmeye devam edecek. Bundan sonraki süreç böyle işleyecek. Durum böyle olunca da bugüne kadar bildiğimiz markalarda çeşitli kampanyalar, çeşitli önlemler alarak satışlarını istedikleri seviyelerde tutmaya çalışacak. Değişim başladı. Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı. Çinliler geliyor, daha uygun fiyatlı araba getiriyorlar. Bakalım neler yaşayacağımız aslında az çok belli. Hep beraber yaşayalım, görelim. Dediğim gibi 2024'ün başında neler olur bilmiyorum. Ama ÖTV matrağı arttırımı, işte markaların vereceği sıfır kilometre araç siparişleri en önemli konular. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.